uzun bir aradan sonra ilk defa video yükleyeceğim. Merak edenlerin sorularını soruyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Abi neredesiniz, ne oldunuz diyenleriniz oldu bayağı. Aslında cevap çok kısa ve açık. Destiny oynuyoruz. Ama Destiny'ye çok fena bir şekilde sarmış durumdayız. Bilmeyenler için şimdi ne yapıyoruz bu diyebilirler. Boş boş geziniyorum şu an. Farklı tek görevler yapacağım. Bana görevlerden yapmıyorum. Bu sürede de YouTube'a neden uzun zamandır video yüklemediğimi açıklamak için bunu biliyorum. Dediğim gibi Destiny'ye sarmış durumdayız, çok kötü. Açıkçası bununla da ilgili bir iki video koydum ama çok bir şeyde koyamıyorum. Çünkü tek tek görevleri koymak istemiyorum. Daha büyük görevlerden, hatta en büyük görev olan raid'den koymak istiyorum. Belki günlerde bunlar koyacağım inşallah. Şimdi şuradan ufak bir görev alacağım. Destiny'nin ne olduğunu, nasıl olduğunu çok anlatmak istiyorum aslında ama anlatması da zor, anlatılmaz yaşanır denir ya, o şekilde bir şey. Şu oyunu alıp bir oynayıp, fakat öyle bir hafta iki hafta değil, 3-4 hafta oynayıp ondan sonra karar vermek lazım beğenip beğenmediğini. Çünkü oyunu alıp ben bu oyunu beğenmedim, bunu oynamam, İşte uzaylı FPS oyunları sevmem diyen çok oldu. Fakat oynadıktan sonra hoşuna gitti herkese. Anlatmam dedim ama kısaca anlatayım. En basit açıklamasıyla bir FPS, RPG gibi diyebiliriz. FPS, First Person Shooter gördüğünüz gibi. Şu şekilde oynayalım. RPG özellikle de baskınızı, ürününüzü devamlı geliştirebiliyor olmanız ve level'ınızın 20. level'dan sonra tecrübeyle, experience ile değil, kaskınızla belirlenmesi de ayrı bir zevk artıyor. Şu an dünyada ya da dünyadan geriye kalmış arta kalan bir alanda 6 tane görev yapmam gerekiyor. Fakat şu an düşman öldürüyorum. Level'ım da yüksek olduğu için rahat rahat yapıyorum bunu. Gördüğünüz gibi Osmanlı istediğini yaşayabiliriz. İlk görev bitti. I think you got your point across. Ve bu göreve bakalım neymiş. Guardians, there are some machines in this area that could prove vital to our future efforts. Extract when you can. Yerden bir inceleme yapmamız gerekiyor. Bunu hemen gidip yapacağım ki bu görevi de bitirmiş olayım. Oyunların grafiklerine bakanlar için oldukça güzel grafikler. Yani grafiği güzelse oyunların yanı için oldukça güzel. Grafikler, efektler gördüğünüz gibi. Gayet şık. Onunla birlik yapacağız. Fakat asıl güzel olan oyunda sizi kendi çeken, devamlı oynamayı isteyen, arzusu uyandıran diyeyim bir şey var ve bunu açıklamak tam olarak çok basit değil, net değil yani. Fakat devam, sabah akşam oynuyoruz oyunu. Bir karakterimizi, üç karakter yaratabiliyorsunuz. Bir karakterimde sona geldim diyebilirim. Sadece tek bir parça bir şey var bulmam gereken. O da hiç kolay değil olması. Şu an başka bir karakterim. 23. level'da. 23. level'da fulleniyor. 30 olmanız için de raid edilen büyük görevleri yapmanız gerekiyor. Ve oradan bir zırh çıkması gerekiyor şansınıza. Onun için küçük bir ihtimal. Evet,
oyun genelde gittikçe zorlaşan büyük verilerden oluşuyor. Hikaye modunu bitirdikten sonra bile aynı hikayeleri, aynı görevleri oynayabiliyorsunuz üst üste. Ve inanın üst üste oynamak bile hiç canınızı sıkmıyor. Şu an bu kadar öldürdüğüme kanmayın. Önündeki bölümlerinde şu son öldürdüğüm büyük yuvarlak yaratığı bayağı zorlanarak öldürüyor. Kooperatif oynanan bölümü, arkadaşlarınızla oynayacağınız bölümü gerçekten çok eğlenceli. Asıl böyle gidip adam vurmaca, adam öldürmece değil, bazı ufak tefek veya yeri geldi büyük olabilir. Vurmacaları çözmeniz de gerekebiliyor. Neyi nasıl yenebileceğinizi, bir düşmanın zırhını nasıl indirebileceğinizi ufak tefek dediğim gibi bulmacaları çözerek sağlıyorsunuz. Şu an bu görevi de bitireceğim. Let's go. Aynen geri edemiyorum şimdi. Dediğim gibi video çekmek istiyorum. Ama devamlı aynı görevleri videoların üst üste koymak da istemiyorum. Zaten oyunu alıp başından sonuna kadar hikaye modunu oynayacaklar, görevleri görecektir. Onlarda çok çözülmesi gereken bir şey yok. Yani videoların kimseye bir yardımı da olmayacaktır. Online oyundan da bir tane koydum. O da fena değil. Oyuna katkısı aslında var. Yani karakterimizin gelişiminde online oynamanın da farklı bir rolü var. Oradan kazandığınız puanlarla gidip birisinden silah, zırh gibi şeyler alabiliyorsunuz. Yani yeni bir yerden sonra bu konuyu düşünmüyorum. Yani. Yeter puan topladıktan sonra bırakacağım. Yok, parası var. Oynadım. Gerçekten inanılacak gibi değil. Gördüğüm en iyi ışıklandırmaya sahip diyebilirim. Çok fark edilmese de bunun içindeki lazer ışını gibi evet veya gördüğünüz morun parlaması, çevre ışıklandırması gerçekten görünmese de. Evet, şimdi bu videoyu burada kesiyorum. İnşallah raid videosunu çekip koyabilirim buraya ve sizle paylaşabilirim. Bu arada raid dediğimi tam olarak ne demek istediğimi anlamıyorum. Raidler arkadaşlarınızla buluşup gitmeniz gereken çok büyük görevler. Ve şöyle anlatayım. Biz ilk raid'i ilk denememize bir saatte sadece başladığımız noktayı geçemedik. Oradaki kapı vardı, onu açamadık. Daha sonra öğrendikten sonra raid'i 2-2,5 saat gibi bir sürede bitirdik. Daha kısa sürede de yapmak mümkün. Ama zevkli olan hiçbir şey bilmeden oynayıp onu çözmeye çalışmak. 6,5 saatte bir görev bitiremedik. Böyle söyleyeyim size. Ne kadar zor olduğunu biraz anlayabilirsiniz. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.